Bu dersimizde Riemann toplamlarından devam edeceğiz. Şimdi Riemann toplamını dediğimiz zaman arkadaşlar bu e, yandaki şekilde bakın yeşil bölgenin yani taralı bölgenin e, alanını bulmak için aslında e, Riemann ünlü matematikçi Riemann tarafından bu alan hesaplanmış arkadaşlar. İşte o yüzden Riemann toplamı diyoruz. Peki nedir bu Riemann toplamı? Aslında bu eğrinin altında kalan alanı bulmanın e, yöntemleri bu da arkadaşlar 3 farklı şekilde oluyor. Birincisi Alt toplamı yani alt aralığın to, alanın toplamı, üst alanın toplamı yani şöyle altta kalan alandan dikdörtgenler oluşturuyoruz ve buraların dikdörtgenlerin alanları toplamı alt toplamı verecek. Üst toplam dediği zaman da arkadaşlar şöyle üst olarak düşüneceğiz, bir bütün olarak düşüneceğiz ve bunların toplamı üst. Ve arkadaşlar son olarak da orta noktaların noktalara göre arkadaşlar yani orta noktalara göre şöyle olan arkadaşlar şöyle şunun gibi olan toplamlar diyeceğiz arkadaşlar. Bunlar da e, orta nokta olarak söyleyecek bize verecek arkadaşlar. Şimdi e, bu rimal toplamlarında çok fazla hani burada çok e, grafik bilgi çok fazla var. genel olarak bahsedecek olursak arkadaşlar değinmemiz gereken birincisi şu. Aralık. Yani soruda bize örneğin bakın soru üzerinden göstermek istiyorum burada. soruda bize diyecek ki 4 alt aralığa bölündüğüne göre. Yani arkadaşlar soruda bize verildiği zaman şu ara şu başlangıç ve bitiş noktaları verilecek, aralık verilecek. Yani diyecek ki işte 1 ile 8 aralığını ya 1 8 demeyelim diyecek ki 2 ile 10 aralığındaki işte fonksiyonu 5 eşit parçaya bölüp 5 eşit alt aralığa bölündüğünde işte bilmem ne bilmem ne diyecek. Şimdi bu şu demek. Yani 2 ile 10'u 5 eşit parçaya bölerken ne yapacağız? B eksi A. Şimdi burası A burası B ise B eksi A. Şöyle B eksi A bölü b eksi a bölü n. Yani en eşit parçaya bölmek dediğindeki n. O zaman 10 eksi 2 bölü 5 dediğimizde pardon 4 diyelim tam çıksın. 4 dediğimizde arkadaşlar 2. Bu bulduğumuz 2 şu anlama geliyor. Şimdi elimizde bir fonksiyon var şöyle tamam mı artan bir fonksiyon. Bunun başı ne 2 sonu ne 10 aralığımız bu. Şimdi 4 eşit parçaya böl diyor. Bulduğumuz 2 şu. İkişer ikişer parça yani iki sayı sonrası iki sayı sonrası ve iki sayı sonrası bakın gerçekten dört eşit parçaya böldük mü böldük biz aslında kaçar kaçar olduğunu buluyoruz yani böldüğümüz aralıkları ee, hangi x sayısına denk geldiğini bulmuş oluyoruz bu yöntemle arkadaşlar tamam mı? Zaten bu aralık genişliklerinin formülünü veriyor. Ha bunu böyle ezberlememize gerek yok zaten. Sorular üzerinde gayet iyi anlayacağız. Şimdi burada ne önemli arkadaşlar? Burada bakın orta noktalarını almış. C1 C2, C3. Bunlar arkadaşlar bunların orta noktası olarak kabul ediyoruz. Buna göre grafikteki boyalı dikdörtgenlerin alanları toplamını bir formül olarak vermiş. Şimdi bunu da açıklayalım. Bu da şöyle. Şimdi dikdörtgenlerin alanları toplamı. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Delta X1 yani arkadaşlar aralık. Yani bu ikisinin aralığı x1. Çünkü burada ne dedik? Delta x1. x1 ile x0 arası delta x2 x2 ile x1 arası yani mesafeleri aralıklar arkadaşlar. Aralıklar çarpı dikdörtgen alanı aslında. Aralık çarpı FC1. Yani dikdörtgenin alanını buluyoruz. Hangi noktaya göre? C1'e göre. Çünkü orta noktaya göre Riemann toplamını bulursak orta noktaya göre buluyoruz. Yani örneğin arkadaşlar şöyle bir soru var elimizde. Şöyle burası 2, burası 7 olsun. İşte 3 e, 5 ayıralım. Pardon burası 1 olsun arkadaşlar. İkişer ikişer ayırdığımızda bakın şöyle ayırdığımızda bize soruda şunu verecek işte zaten 3 eşit parçaya ayrıldığına göre orta noktasına göre riman toplamı dediğinde orta noktayı alacağız. 2, 4, 6 bize verilen fx'te orta noktaları yerine yazıp aralıklarla çarpacağız. Yani orta noktaya göre dikdörtgen alanını bulacağız. Orta noktanın Y'deki görüntüsü dikdörtgenin bir kenarı, x'e x'deki görüntü dediğimizde yani aralıkta dikdörtgenin diğer kenarı olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş olacağız. Şimdi bu böyle sorularda daha iyi anlaşılacak bize ve yani bize soruda şunu verecek alt riman toplamı, üst aralığa göre Riemann toplamı, orta nokta aralığa göre Riemann toplamı diye bize söyleyecek zaten. Ona göre alacağız. Arkadaşlar burada şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu. F fonksiyonu için AB aralığında şekil 1 3 aralığa bölünerek şekil bölünerek ya da fark sayıda alt bölünerek lima toplamları bulunabilir demiş. Yani birden fazla aralığa bölebiliriz. Aynı grafiği en tane aralığa da bölebiliriz. Bir tane aralığa da bölebiliriz. Burada arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Biz ne kadar çok aralığa bölersek gerçek grafiğimiz yani gerçek alana o kadar yaklaşırız arkadaşlar. Ya burada bunu söylüyoruz. Aralık sayısı arttıkça o hesaplanan Riemann toplamı da eğrinin altında kalan alana daha yakın sonuç verir. Yani arkadaşlar ne kadar çok aralık varsa gerçek sonuca o kadar yaklaşırız diyoruz. Şimdi burada ne demek istiyor arkadaşlar? Burada da en tane bakın en tane aralığa bölmüş. Yani X0'dan x sıfırdan x'e ne kadar gidiyor? En tane aralığa bölmüş. O zaman bakın aralığımızın genişliği sondan ilk x değerini çıkarıyoruz. Böyle en tane aralığa böldüğümüz için n'e bölüyoruz. Şimdi bu bizim delta x'imiz. Yani genişliğimiz. Neyin? Sanki dikdörtgenin kısa kenarı gibi düşünün. Peki uzun kenarları ne olacak arkadaşlar? Uzun kenarları da bakın. Altında kalan alanı bulmak istiyorsak C1 bakın orta noktadan C1 C2 C3 kabul ettiğimiz için FC1 FC2 FC3 yani arkadaşlar e, genişlikle genişlikle f'in yani f(x) fonksiyonunun C1 C2 C3 ne kadar olan görüntülerini çarpı çarpı topluyoruz arkadaşlar. O zaman bunu bunu nasıl yazarız? Toplam sembolü içinde ortak olan ne arkadaşlar? Ortak olan delta x Parantezini aldığımızda fc1, fc2, fc3 diye gider. Doğru mu? Yani fc n'e kadar gider. O zaman toplam sembolüne göre bu ne olur? Delta x çarpı Fc k olur arkadaşlar. Birden n'e kadar gider diyoruz. Tamam mı? Bunu da bu şekilde veriyoruz. Ve aynı zamanda alan kalan alanın en yakın değerinde bunun limit değerinden buluyoruz diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi sorular üzerinden daha daha iyi anlaşılacak arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat ediniz demişiz. fx fonksiyonu sıfırdan hep büyük. Peki sıfırdan küçük olması halinde ne olacak? limit değerimiz negatif olacak. Yani bulduğumuz cevapla negatif çıkacak gibi diyoruz. Negatif olacaktır diyoruz. Bu durumda bu limit değeri fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan alanın negatif değerine eşit olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar ayrıca bakın burada belirli integrali bir geçiş var aslında. Burada birden neye kadar şimdi biz bunun toplam sembolünün limitini aldığımız zaman Buna belirli integral deriz. Yani burada ne hocam belirli integral? A ile B arasında bakın A ile B arasında e, neyini veriyor bize? belirli yani başlangıcı ve sonu belli olan limit değerlerini veriyor. Şimdi belirli integralde bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi biz Riemann toplamını uygulayalım. Şimdi bu soruda bakın diyor ki 1 ile 9 aralığı birbirine eş 4 alt aralığa bölündüğünde oluşan her bir alt aralığın genişliği. Genişlik dediğimiz delta x'ti. Yani sondaki x değeri ile baştaki x değeri bölü kaç eş parçaya bölmüşüz? 4. Yani 8 bölü 4'ten demek ki genişliğimiz 2 olacak arkadaşlar. Bu 2. Şimdi A. Demek ki A neye eşit olacak? 2'ye. Peki B'ye bakalım. B'ye. Şöyle A x A diyelim. A x B olsun. Ayırt edelim. B'de de arkadaşlar 9 eksi eksi 3 bölü 3 eş parçaya bölmüş. Bölü 3. Buradan da 12 bölü 3'ten 4 gelecek arkadaşlar B dediğimiz değer. Peki A eksi B ne olacak? 2 eksi 4'ten eksi 2'ye eşit olacak diyoruz. Demek ki farkımız eksi 2'dir deriz. Bakın genişliği ne yapıyoruz? Aralıkta verilen x değerlerinin farkını alıp kaç ara kaç yani kaç parçaya bölmemizi istiyorsa ona da bölüyoruz. Devam edelim. Aralığı birbirine 5 5 alt aralığa ayrıldığına bir alt aralığın genişliği nedir? Arkadaşlar 2 eksi 0 bölü 5. Yani delta x'imiz ne olacak? 2 bölü 5. Demek ki her bir aralık 2 bölü 5 genişliğindedir diyoruz. Devam edelim. Aralığın 3 eşit alt aralığa bölerek Riemann toplamını bulunuz. Arkadaşlar 3 eşit alt aralığa bölüyoruz. Yani önce aralığını bulalım. Şöyle de delta x'imizi. 7 eksi 1 bölü 3'ten 6/3 bölü 3. yani 2 gelecek mi? Evet. Demek ki arkadaşlar 2'şer 2'şer 3 5 bakın. Ne oldu? 3 aralığa böldüm mü? Böldüm arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar alt veya üst aralığa göre Riemann toplamı demediği için orta noktalarına göre Riemann toplamlarını bulacağız. O zaman orta noktaları ne? 2 4 6. Şimdi formülümüz şuydu. Bakın. Orta noktalarına göre Riemann'ına bakacak olursak şöyle bakın 4'e göre şöyle ve 6'ya göre şöyle olacak. Doğru mu? Şimdi hatta şurayı toparlayalım bakın. Ee, bir saniye. Şöyle 3, 5 şöyle çizdiğimizde arkadaşlar biz orta noktalarını istiyoruz. 4, 6. Bakın buraya göre tamam mı? Şöyle. 4'e göre şöyle ve 6'ya göre şöyle Olacak arkadaşlar. O zaman aslında biz her bir aralık 2 çarpı bakın delta x 2 çarpı ne yapacağız arkadaşlar? F 2'nin görüntüsü artı aralık genişliğimiz 2 değişmiyor zaten hep 2 2 2 2 dedik 2 bulduk çünkü 2'yi de nasıl bulduk tekrar yapalım? Delta x eşittir 7 eksi 1 bölü 3'ten 2'yi bulduk. 2 çarpı f 4. Artı 2 çarpı f 6. Neden 2 4 6 aldık? Çünkü orta noktaya böyle göre buluyoruz. Çünkü bize herhangi bir alt üst dememiş. O zaman bakalım. 2 çarpı f 2. f 2 dediğimiz arkadaşlar 2'nin karesi bakın f x x kare artı 1. O zaman f 2 ne olacak? 5. Artı 2 çarpı f 4 ne olacak arkadaşlar? 17. Artı 2 çarpı f 6 o da 37 olacak diyoruz 37 olur diyoruz o zaman iki parantezinde 5 artı 17 artı 37'den 2 çarpı 59 Bu da arkadaşlar 118 demektir diyoruz arkadaşlar 118 gelecek diyoruz Tamam alanımız 118 miş Evet devam edelim arkadaşlar her alt aralık orta noktasına göre hesaplanan. Burada da belirtmiş. Arkadaşlar orta noktasına göre hesaplıyorsak ilk önce biz kendi aralıklarımızı bulalım. Bize diyor ki delta x'imiz yani 1 ile 9 aralığını 9 eksi 1'i 4 eş parçaya ayır. Yani 8 bölü 4'ten 2. Diyor ki yani ikişer ikişer 3, 5, 7 olarak git. Peki bunların orta noktaları neler? 2, 4, 6 ve 8'e göre riman toplamına. Şimdi formülümüz neydi? Şimdi toplamımız riman toplamımızın formülü neydi arkadaşlar? Delta x çarpı f c1 olsun. Artı delta x çarpı f c2 şöyle f c2 artı delta x çarpı f c3 şeklinde ilerliyordu. Doğru mu? O zaman bakalım yazalım buraya. Delta x dediğimiz zaten hepsinde sabit. O zaman iki parantezinde direkt alabiliyorum. Çünkü hepsinde 2 2 2 olacak. f çevir yani f 2 artı f 4 artı f 6 artı F8. Bakın bunu aslında bakmadan bile yazabiliriz. Neden? Çünkü 4 eş parçaya ayırıyorsak elimizde 4 tane fonksiyonun karşılığı olacak. Ha alt üst orta noktaya göre tabii ki bu 2, 4, 6, 8 değişir. Ama orta noktaların 2, 4, 6, 8 diye bulduğumuz için neden ikişer ikişer? Bak direkt bir tanesini bile ilkini bile 2 bulsak 2, 4, 6, 8 diye gideceğini bilebiliriz. Çünkü aralıklarımızın genişliği ikişer ikişer ilerliyor. Demek ki orta noktaların aralıkları da ikişer ikişer değişecek. O zaman bulalım. 2 çarpı. Bakın fonksiyonumuz ne hemen şurada yazalım. Biraz karışık gitmeyelim. Şöyle fonksiyonumuzu şuraya yazıyorum arkadaşlar. F x eşittir. X kare eksi 4 x artı 5. O zaman arkadaşlar f2 ne gelecek buradan? 2 yazarsak 4 eksi 8 artı 5'ten 1 gelecek. 1 artı f4 ne gelecek arkadaşlar? 16 eksi 16 artı 5'ten 5 gelecek. Artı f6 ne gelecek arkadaşlar? 36 eksi 24 artı 5'ten buradan da ne olacak? Şöyle bakalım. Ee, 41, 17 gelecek. Artı f8 ne gelecek arkadaşlar? 8'in karesi 64 eksi 32 artı 5'ten 69 37 gelecek diyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle 37'yi de yazalım. Ve bakalım cevabımıza 2 çarpı bakın 30 40 54 55 60'dan 120 cevabımızı buluyoruz arkadaşlar. Demek ki cevabımız 120 Birim kare. Tamam mı? Birim kare. Alan bulduğumuz için kare cinsinden yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet. 3 ile 9 aralığında tanımlı fonksiyonumuzu vermiş ve 3 eşit aralığa bölmemizi istiyor. Ve bakın orta noktalarına göre. Şimdi o zaman 3 eşit aralığa böleceksek 9 eksi 3 bölü 3 yaparak her bir alanımızın arkadaşlar genişliğini bulalım. Yani e, delta x'imiz ne olacak arkadaşlar? Şöyle 2 olacak. Demek ki ikişer ikişer ilerleyeceğiz. 5, 7. O zaman orta noktaları ne olacak arkadaşlar? 4, 6, 8. O zaman arkadaşlar 2 sabit doğru mu? Delta x'imiz 2. O zaman 2 çarpı f4 artı f6 artı f8'i bulmamız gerekiyor. Kapatalım şimdi parantezimizi. Şimdi demiştik ki arkadaşlar bir uyarımız vardı. Eksi olursa aşağı tarafta olursa fonksiyonumuz yani e, fx'imiz sıfırdan küçük olursa ne oluyordu? Negatif hali oluyordu. Yani arkadaşlar burada ne yapacağız yine cevabımıza e, bulmak için yine f4, f6 ve f8'i bulacağız. Herhangi bir değişen bir şey yok arkadaşlar. O zaman fx eşittir. 4 eksi kare dersek şimdi ters çevirdim yine. Şimdi burada arkadaşlar F 4'ü bulalım. 4 16'dan 12. F 6'yı bulalım arkadaşlar. 4 36'dan 32. Ve F 8'i bulursak arkadaşlar 4 eksi 64'ten 60 buluruz. Yani arkadaşlar 2 çarpı eksi 12 artı eksi 32 artı eksi 60 dersek buradan da arkadaşlar ne gelecek? Eksi 44 60 daha eksi 2 çarpı eksi 104 gelecek. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? Eksi 208 birim karedir diyoruz. Eksinin sebebi ne? Fonksiyonumuz sıfırdan küçük çünkü. Doğru mu? Azalan bir fonksiyon olduğu için böyle diyoruz. Daha doğrusu azalandan ziyade arkadaşlar fonksiyon sıfırdan küçük olduğu için yani x karenin katsayısı eksi olduğu için böyle çıkıyor deriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Riemann alt toplamı. Arkadaşlar az önce bahsettim. 3 farklı durum var. Alt toplamı, üst toplamı ve orta noktalarına göre toplamın değerini demiştik. Şimdi orta noktasına göre bulduk. Peki alt toplam dediğin ne? Alt toplam arkadaşlar eğrinin altından oluşacak şekilde dikdörtgenler çizdiğimizde bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamı. Bakın alt toplamı şöyle düşünebiliriz. Sorularda zaten bunları pratik olsun diye yapacağım. Alt toplam dediği zaman Arkadaşlar ilk sıfırdan başlıyoruz. Yani ilk aralığımızdaki o değerden f'lere değer veriyoruz. f x 0, f x 1, fx 2. Mesela 3 aralığa böldüysek sonucuyu almıyoruz. Şimdi üst toplamı olduğu zaman da bakın şöyle göstereceğim. Üst toplam olunca da x 1'i, x 2 ve x 3'ü alıyoruz. Tamam. Yani eğer bakın eğer alt aralık diyorsa alt küçük gibi düşünüp x sıfırdan başlıyoruz ilkinden. Eğer üst diyorsa ilkinden değil ikinciden başlayıp sona kadar gidiyoruz. Tamam mı? Yani bu birazcık daha soru çözdükçe oturacak bir şey. Geri kalan buradaki delta x'ler bulmak arkadaşlar aslında aynı yöntem. B eksi a bölü n'den yine buluyoruz. Sadece normalde orta noktaların f değerlerini yazıyorduk. Bu sefer arkadaşlar Orta noktaların değil alt toplam diyorsa neyi baz alıyoruz arkadaşlar? Birinciden başlayarak küçük olandan başlayarak alıyoruz arkadaşlar deriz. Şimdi uyarımıza bakalım. Yine arkadaşlar diyoruz ki fonksiyon için a aralığı. 4-6 aralığa, 3-6 aralığa bölünerek farklı aralıklarda RAM, RIMEN toplamları bulunur diyoruz. Yine aynı şey. Ne kadar çok bölersek o kadar çok gerçek sonuca yaklaşırız. İlla 3 değil 4'e 5'e 10'a da bölebiliriz diyor. Şimdi üst toplamda da dedik ki büyük olanını kabul ediyoruz. Niye? Çünkü üstte de arkadaşlar bakın üst toplamda da şu önemli. Eğriyi. Dikdörtgen içine alacak şekilde, yani bunu kapsayacak, içine alacak şekilde biz dikdörtgeni üstten oluşturuyoruz. Şimdi üstten oluşturmak için de daha uzun olan doğruyu, daha uzun olan mesafeyi kabul ettiğimiz için x birden başlayarak gidiyoruz. Geri kalan hepsi aynı arkadaşlar. Şimdi aynı uyarımız bunun içinde geçerli. Ee, burada yalnız şunu bakıyoruz: x 0 eee fx büyüktür 0 ise bu aradaki fonksiyon altında kalan değeri Riemann alt toplamı ile Riemann üst toplamı arasında bir değer olur. Yani arkadaşlar bize sorularda gelecek bakın. Atıyorum bize diyecek ki işte aşağıdan hangisi e, bu eğrin alanı olabilir diyecek. O arkadaşlar bir Riemann sorusudur aslında. Neden? Çünkü fx'in yani o eğrin alanı arkadaşlar. F fonksiyonun grafiğinin altında kalan alanın değeri şöyle alan diyelim. Alt toplamla üst toplam arasındadır. Riemann alt toplamıyla üst toplamı arasında olmak zorundadır. Ne zaman? fx sıfırdan büyük bir değer aldığında. Şimdi gelin sorularımıza bakalım arkadaşlar. Buna göre şekildeki dikdörtgenlerin alanları toplamı kaçtır? Arkadaşlar şekildeki dikdörtgenler alt toplam gibi değil mi? Riemann'ın alt toplamında. O zaman arkadaşlar ilk önce her bir genişliğimizi bularak işe başlayalım. Çünkü dikdörtgen alanında bu aralıkları bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar 5 eş dikdörtgene 5 eş dikdörtgen parçaya ayrılmış. Demek ki arkadaşlar 3 ile 1 bölü 2 arasını 5 parçaya ayırıyoruz delta x'i bulmak için. Yani 5 bölü 2 bölü 5'ten cevabımız 1 bölü 2. Demek ki 1 bölü 2 1 bölü 2 artacak. 0.5 1 1.5 2 2,5-3 diye gidecek. Demek ki arkadaşlar formülümüzü şöyle yazıyoruz. Dikdörtgenlerin alanları toplamı dersek şöyle alanları toplamı 1 bölü 2 parantezinde arkadaşlar bakın F alt toplamı olduğu için hangi uzunluğu kabul ediyoruz? F 1 bölü 2 görüntüsünü artı bakın sonra 1 F 1 sonra artı F 3 bölü 2 yani 1.5 artı F 2 arkadaşlar tamam mı? Peki nereye kadar bakın? 2 artı 2.5 zaten elimizde arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Elimizde 5 tane fonksiyonun burada yani 5 tane e, dikdörtgenin toplamı lazım. 5 tane değer olması lazım çünkü 5 eş dikdörtgen ayrılmış. Şimdi buraya 5 bölü 2 yazalım karışmasın. 5 bölü 2'yi toplayıp hepsini arkadaşlar 1 bölü 2 ile çarpacağız. O zaman 1 bölü 2 çarpı f 1 bölü 2 arkadaşlar fx neydi? x kare. O zaman f 1 bölü 2 ne olur? 1 bölü 4. f 1 ne olur? 1. f 3 bölü 2 ne olur? 9 bölü 4. Peki f 2 ne olur? 4. Ve f 5 bölü 2 ne olur? 25 bölü 4. Yazıyoruz. 1 bölü 4 artı 1 artı 9 bölü 4 artı 4 artı 25 bölü 4. Şimdi toplayalım arkadaşlar. Ne gelecek buradan? Buradan 34 bölü 4, 35 bölü 4, 5, 20 daha. 1 bölü 2 çarpı 55 bölü 4 gelecek. Bu da 55 bölü 8 birim karedir diyoruz arkadaşlar cevabımıza. Tamam burada bakın önemli olan alt toplam. Burada eğrinin altında kaldığı için kısa olanlarla bakın dikdörtgen oluşturuluyor. Gördük mü? Kısa olanların F, Y'deki görüntüleri ne oluyor arkadaşlar? F, X'deki yani görüntüleri ne oluyor? Bize o dikdörtgenleri diğer kenarlarını veriyor. Zaten şu e, X, ekseninde olan kenarların her biri birbirine eşit çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle fonksiyonun tanımlı olduğu aralığı ne eşit aralığa e, bölerek elde edilen Riemann toplamı. Şimdi arkadaşlar genişliğimizi nasıl buluruz? Genişliğimizi b eksi a bölü n yaparak buluyorduk. Doğru mu? O zaman b eksi a bölü n yaparsak delta x'imiz ne? b eksi a bölü n. n'i zaten bilmiyoruz. n cinsinden istiyor bize. O zaman 1 bölü n olur mu her birinin mesafesi? 1 bölü n. O zaman arkadaşlar alanları toplamını Nasıl buluyoruz alt alan, alt alan şey üst toplamı diyor pardon. Üste ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın dedik ki üst toplamda şöyle bir fonksiyon olsun. Hatta şöyle sıfırdan başlıyor. Sıfır bire kadar gitsin arkadaşlar. 4 ve 5. Doğru mu? Şöyle 4 ve 5. Arkadaşlar burayı en parçaya ayırdığımızda bakın. En parçaya ayırdığımızda tamam mı? Burası ne olacak? Şöyle ayırdığımızda 1 bölen, 2 bölen, 3 bölen, 4 bölen olacak mı? 5 bölen sonsuza kadar bakın gidecek, gidecek. 1 bölü birden artık ne olacak? Aralığa kadar geldiğinde bulacağız. Peki arkadaşlar şimdi üst aralık dediği için üstten üçgen oluşturduğumuzda böyle olacak. Şöyle olacak. Doğru mu? Üstten üçgen diyorum pardon. Üstten dikdörtgenlerimizi oluşturduğumuzda. Dikdörtgenlerimiz bu şekilde olacak. Yani üst değerlerini aldığımızda, f 1 bölü e n'in görüntüsü. buradan arkadaşlar, f 2 bölü e n'in görüntüsü. buradan f 3 bölü e n'in, 4 bölü e n'in, 5 bölü e n'in böyle gidecek. O zaman formülümüz şöyle olur mu? 1 bölü e n parantezinde, f 1 bölü e n'in görüntüsü artı f 2 bölü e n'in görüntüsü artı f 3 böleğinin görüntüsü bakın sonsuza kadar gitmeyecek F1'e kadar. 1'i gördüğümüzde artık F1'in görüntüsü diyeceğiz. Bakın en cinsinden böyle yazarız diyoruz. Üst dediği için fark ettiysek 0'ı atlayıp 1 böleğinden başlıyoruz. Alt deseydi F0 artı F1 böleğen F2 böleğen F3 böleğen diye gidip 1'e 1'e almayacaktık. tamam. Burada yani alt diyorsa arkadaşlar sondakini almıyoruz. Sona kadar gidip sondakini almıyoruz. Üst diyorsa baştakini almıyoruz. Sona kadar gidiyoruz. Evet bu şekildedir diyoruz formülümüz. Devam edelim arkadaşlar. Yanda 1 ile 5 aralığında tanımlı x kare fonksiyonunun ne diyor bize alt toplamını veriyor. Şimdi f(x)imiz x kare. Bu bir dursun. Mesafemizi bulalım arkadaşlar. Delta x eşittir 5 eksi 1 bölü 4 eş aralığa bölüyoruz. Buradan da 4 bölü 4 yani 1. Demek ki her bir aralığımız 1 1 olacak. 2, 3, 4. O zaman şöyle olacak mı arkadaşlar aralıklarımız? Şöyle olacak. Peki bize ne diyor? Alt toplamı. Alt toplamı diyorsun dikdörtgenlerimizi şöyle oluşturur muyuz? Şu şekilde oluştururuz arkadaşlar. Şu noktalarda değecek diyerek oluştururuz. Peki arkadaşlar burada neyi kabul ettik? Delta 1. O zaman bir parantezinde neyi kabul edecek? Alt dediği için en baştan başlayacağız. F1 sırayla gidin arkadaşlar. Genişliğimiz 1 olduğu için F2, F3 ve F4. Bakın gerçekten baktığınızda dikdörtgenlerin şu kenarları Y değerleri F1 değil burası? F1 burası F2'nin görüntüsü buranı, F3 ve burası F4, F5'ten bir dikdörtgen oluşturmuyoruz, o yüzden böyle yapıyoruz. Bu da arkadaşlar, bakalım, F1 neye eşittir 1, F2 neye eşittir 4, F3 neye eşittir 9 ve F4 neye eşittir 16'ya. Yani 1 çarpı 1 artı 4 artı 9 artı 16'dan, arkadaşlar cevabımız ne gelecek? Topladığımızda. 30 gelecek diyoruz. Tamam 30 birim karedir deriz. Devam edelim. Yine bu sefer üst toplamı diyor. O zaman bakın hiç parçalara bile ayırmadan şöyle yapıyoruz. Delta x'imizi buluyoruz. 7 eksi 1 bölü 3 eşit böldüğü için 3'e bölüyoruz. 6 bölü 3'ten 2. Demek ki 2 parantezinde şimdi f'leri bulacağız. Arkadaşlar üst toplam dediği için bakın. Şöyle düşünelim. 2'şer 2'şer değişecek. 3, 5. Şimdi burada üst toplam dediği için 1'i e atlayıp 3'ten devam ederek 3, F5 ve F7'nin toplamı. Bakın 3 tane olacak çünkü 3 eşit aralığa böldük. O zaman bakalım 2 çarpı Fx'imiz ne vermiş bize Fx'i? 2x kare artı 1. O zaman F3'ü buluyoruz. 2 çarpı 9 artı 1'den 19. 5 arkadaşlar. 2 çarpı 25 artı 1'den 51 buradan 70 ve 7 arkadaşlar 2 çarpı 49 artı 1'den ne gelecek arkadaşlar 99 gelecek diyoruz. Buradan da yazarsak arkadaşlar 19 artı 51 artı 99'dan cevabımız arkadaşlar bakın 70 yani 2 çarpı 169 gelecek. Bu da arkadaşlar 338 birim kareye eşittir deriz arkadaşlar. Tamam Bu şekilde yapıyoruz. Ha dikdörtgenleri hocam ben öyle yok şey 3 3 5 5 anlamam diyorsak dikdörtgen çizersek üst toplam diyorsa dikdörtgenimiz bakın üste çıkacak şekilde çiziyoruz şöyle. Görüyor muyuz? Üste çıkacak şekilde çiziyoruz. O zaman arkadaşlar dolayısıyla dikdörtgenlerimizin şu y eksenindeki ne olacak? F3 değeri olacak. F7 değeri ve F şey F5 değeri ve F7 değeri olacak diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Üzerinde x kare artı bir şeklinde fonksiyon tanımlanan dört eş parçaya bakın. Grafik çizerek de yapacağım. Çizmeden de yapacağım. Burada delta x'imizi hemen bulalım. 5 eksi 1 bölü 4 eşit aralığa bölmüş. Buradan 1. Demek ki birer birer artıyor. Yani 1 2 3 4 5 olacak arkadaşlar x değerleri. Peki üst toplam dediği için 1'i boş geçip 2'den başlıyorum. Yani ilk terimi boş geçip 2'den başlıyorum. Peki birer birer değiştiği için f2 f3 f4 ve f5'in alanları toplamını buluyoruz. Bakın 1 çarpı dedik. Yani o genişliğimiz x eksenindeki genişliğimiz 1. 1 çarpı f2, 1 çarpı f3, 1 çarpı f4, 1 çarpı f5 yaparak buluyoruz. Eşittir arkadaşlar. Buradan ne gelecek? Şimdi fx'imizi de yazalım. x kare artı 1. O zaman f2 ne gelecek? 5. f3 ne gelecek? 10. f4 ne gelecek arkadaşlar? 17. Ve f5, 26 gelecek. O zaman arkadaşlar 1 çarpı 5 artı 10, 15. 17 daha 32 artı 26 daha arkadaşlar. Cevap 58 birim karedir diyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu grafik çizmeden direkt yaptığımız. Peki diyorsunuz ki hocam ben öyle yok üst alt anlamam. O zaman çizersiniz arkadaşlar grafiğimizi. 1 ile 5 aralığındadır. Bunların görüntüleri de nedir arkadaşlar hatta yazarsak. 1'inki 2'dir. 5'inki de arkadaşlar şöyle uzatırsak ne gelir 5'inde? 26 gelir. Şimdi burayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir aralığımızı bulduk genişliğimizi. Bu zaten aynı. Şöyle eşit parçalara bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu böldüğümüzde üst, rima, üst toplam dediği için üstten şöyle dikdörtgenimizi oluşturuyoruz. Şöyle üstten çizerek oluşturduğumuzda arkadaşlar bakın F2'nin uzunluğu gördük mü? F2'yi. O zaman 1 çarpı f2 artı 1 çarpı f3 bakın f3 artı 1 çarpı f4 bakın 4 ve bakın 1 çarpı f5'i görüyoruz. Zaten yaptığımızın aynısı oldu. İster çizerek yaparsınız ister de çizmeden direkt üst dediği zaman birinciyi atlayıp sona kadar gidiyoruz. Alt dedi yazdı. Alt deseydi. Alt toplam deseydi. 1, 2, 3, 4'ü kabul edecektik arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Aralığı 3 eşit A, 3 eşit alt aralığa bölerek alt toplamını soruyor bize. Evet arkadaşlar önce delta x'imizi bulalım. 7 eksi 1 bölü 3 eşit aralığa böldüysek 6 bölü 3'ten cevabımız 2. Demek ki arkadaşlar 2'şer 2'şer böleceğiz. 3, 5. Şimdi alt toplam dediği için üçgen şey üçgen diyorum her seferinde. Kusura bakmayın. Dikdörtgenlerimizi şöyle e, alttan çizerek yapacağız arkadaşlar. Şurayı bir daha bir toparlayalım. Şöyle e, şöyle olacak arkadaşlar. Bakın. Şuraya kadar geldik. Buradan böyle buradan da böyle olacak diyoruz. O zaman arkadaşlar bakın alt aralık deyince ne oldu bu aralığımız zaten? F1 görüntüsü oldu. Yani 2 çarpı F1 artı F3 arkadaşlar bakın. F3 artı F5 olacak diyoruz. Tamam mı? 5'e kadar geldik. O zaman arkadaşlar şimdi şurada F x'imiz neydi? 2 x kare artı 1. F 3'e bakalım arkadaşlar. 2 çarpı 9 artı 1. F 5'e bakıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 25 artı 1'den bakın 19. Burası 51. Ve F3 5 ve 1'i almadık arkadaşlar. F1 unuttuk. F1 de arkadaşlar 2 çarpı 1 artı 1'den 3 gelecek. O zaman bakalım 2 çarpı 3 artı 19 artı 51'den ne gelecek arkadaşlar? Toplamı 60, 73. 2 çarpı 73'ten 146 birim kareye gelecek. Arkadaşlar az önce aynı bunun gibi bir soru çözdük. Yine 2x kare artı 1. Bakın bu alt toplamı 146. O zaman gerçekteki alanımız 146 ile az önce de böyle bir soru çözdük. Kaç bulduk arkadaşlar bakalım. Ay şöyle bir saniye. Biz kaç bulduk? 338 bulduk arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım. Şöyle 338 bulduk. O zaman arkadaşlar aslında bizim bakın 338 arasında. Demek ki gerçek alanımız 338 ile 146 arasındadır deriz arkadaşlar. Aynı soru için alt ve üstün e, yani aralığında kalıyor. Devam edelim arkadaşlar. 1 ile 7 arasında 3 eşit parçaya bölmüş yine. Yine delta x'imiz ne olacak arkadaşlar? 7 eksi 1 bölü 3'ten 2 gelecek. Demek ki 2 çarpı bakın alt toplam diyor. 2'şer 2'şer verirsek 3, 5 olur yine. Alt toplamda yine F1 F3 ve f 5 kabul ediyoruz. O zaman arkadaşlar bulalım. Fx bu sefer x küp artı 1 O zaman F1'i bulursak arkadaşlar 1 artı 1'den 2 F3'ü bulursak 3'ün küpü artı 1'den 28 F5'i bulursak arkadaşlar ne gelecek? 5'in 3. kuvveti artı 1'den 126 gelecek diyoruz arkadaşlar. Peki bunların hepsinin toplamına bakıyoruz. 2 parantezinde 2 artı 28'den 30 artı 126'dan da 156 gelecek. 2 çarpı 156 da neye eşittir? 312 birim kareye Eşittir diyoruz. Yani cevabımız 312'dir deriz. Devam edelim. Evet bu soruyu biraz şey yapalım. Soru biraz daha şöyle yakınlaştıralım. Evet hareket diyelim. Şöyle yakınlaştırıp inceliyoruz arkadaşlar sorumuzu. Şimdi şöyle kaydıralım. Maşallah. Şöyle bakalım arkadaşlar. Fonksiyonun tanımlanan aralıkta en eşit parçaya bölünerek elde edilen düzgün bölüntüsüne göre. Şimdi önce bulalım delta x'imizi. Delta x arkadaşlar 1 eksi 0 bölü n'den 1 bölü endir. Tamam. Riemann alt toplamını ve bu toplamın en sonsuzluğu için limitini belirli integral türünden bulunuz. Arkadaşlar bu soru biraz uzun gidecek. Şimdi önce Riemann alt toplamını bulalım. Dedik ki 1 bölü n değişimimiz. Ve biz şunu söyledik. Aralığımıza göre şöyle şurada çizecek olsak arkadaşlar. Şurada çizmek istiyorum. Orayı doldurmayalım. Şöyle olduğunda arkadaşlar bakın. Hatta böyle de değil. Şöyle... Sıfırla doğru mu sıfırla bir aralığı şöyle olacak. Şöyle bir. Burası 4 burası da 5 olacak arkadaşlar şöyle. Şimdi bu aralığı en parçaya böldüğümüzde bakın en parçaya böldüğümüzde 1 bölü en 2 bölü en 3 bölü en olacak. O zaman alt aralık dediği için sıfırdan bakın alt toplam dediği için sıfırdan devam ederek yapacağız. Yani bir bölü en parantezinde. F0 artı F1 bölü N artı F2 bölü N diye giderek arkadaşlar F neye kadar gideceğiz arkadaşlar? N eksi 1 bölü N'e kadar gideceğiz. Peki neden N eksi 1 bölü N? Çünkü sıfırdan başladık. Yani 1'e kadar gitmiyoruz. 1'den bir öncesi N eksi 1 bölü N'dir çünkü. Yani 1 eksi 1 bölü N oluyor. Evet arkadaşlar burada bize diyor ki bunun ne diyor toplamını toplamına bakalım şimdi arkadaşlar şimdi burada 1 n çarpı f 0 dediğimiz değer 0 yazdığımızda 4 artı bakın buraya yazıyoruz 1 bölü n kare artı 4 bakın artı 4 bölü n kare artı 4 artı 9 bölü n kare artı 4 şeklinde ilerlediği zaman ne gelecek arkadaşlar? Sonsuza kadar böyle gidecek diyoruz. Buradan da bakın ortak dışarıya atıyorum parantezlere. Şimdi bakıyoruz 1 bölü n 4 zaten var. Doğru mu elimizde? 4 parantezini alırsak şöyle 4 parantezinde kaç tane var arkadaşlar? En tane yok mu burada? En tane terim. Sıfırdan başladığımız için en tane terim var. O zaman arkadaşlar 4n hani 4'lerin hepsini topladığımızda 4n artı bakın 1 bölü n kare 1 bölü en kare artı 4 bölü en kare artı 9 bölü en kare artı en eksi 1 karesi bölü en kareye kadar gidecek. Tamam böyle olmayacak mı olacak. O zaman arkadaşlar burayı şöyle parçalarsak 1 bölü en çarpı 4 en şöyle artı bakın en kare parantezini alırsak şöyle parantez diyorum, en kare paydasını alırsak 1 artı 4 artı 9 artı n eksi 1'in karesine kadar gidecek doğru mu? Yani arkadaşlar bakın burada şu var. 1 artı 4 artı 9 diye gittiği zaman formülümüz neydi arkadaşlar toplam formülümüz? Şimdi şöyle düşünelim burayı. Şöyle 1 e, bölü n 4 n artı bakın. Yukarıya bakıyorum sadece. 1'in karesi, yukarısı 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, n-1'in karesine kadar gidiyor arkadaşlar. O zaman bu bunun formülü neydi arkadaşlar? Şöyle bir formülü vardı. Bunu toplam formülünden hatırlayın. N çarpı N artı 1 çarpı 2 N artı 1 bölü 67 formülü arkadaşlar. Bölü N kare. Şimdi burayı hatta şöyle toparlayabiliriz bakın yazdığımıza göre. Şurayı şöyle toparlayalım. Şöyle n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 6 vardı ya n kare ile birleştirirsek 6 n kare olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Şöyle toparlarsak arkadaşlar şimdi bayağı uzun aşağıya doğru gidecek. Biraz kaydıracağım soruyu o yüzden. Şöyle hareketle biraz kaydırıyoruz arkadaşlar. Sorumuzu şöyle ve devamını getirelim. Arkadaşlar buradan 1 bölü n parantezinde bakın 4n artı çarparsak burayı ne gelecek? Hatta şu 4n'i de silelim. Ben buraya direkt arkadaşlar cevabını yazacağım. Hani çok zaman kaybı yer kaybı olmaması adına 24n küp arkadaşlar artı 2n eksi 1 çarpı n kare eksi n bölü 6 n kare gelecek arkadaşlar. Şimdi yani n ile de ifade edecek olursak ne olacak arkadaşlar toplamımız 26 n küp eksi 3 n kare artı n bölü 6 en küp olacak diyoruz. Şimdi arkadaşlar toplam formülünden toplam semboller artık kurtardık bu formülü yazarak. Yani bu buna eşit olacak diyoruz arkadaşlar. Şöyle dersek. Şimdi buradan arkadaşlar bu bulduğumuzu bize diyor ki bunun limit değerini ifade edin diyor. Yani limitine bakın diyor. Şimdi limitine bakacak olursak arkadaşlar ne gelecek buradan şimdi ne olacak arkadaşlar burada? Ee, bunun limiti şöyle limit. X sonsuza giderken şimdi sonsuza gittiği zaman arkadaşlar en büyük terimin en büyük e, bilinmeyenli terimin kat oranı oluyor. Yani 26 bölü da 13 bölü 3 oluyor arkadaşlar limit değerimiz. Bu da arkadaşlar neyin integraline eşittir diye bakıyoruz. Bakın yukarıdaki fonksiyonumuz fx 2 e, x kare artı 4. Yani arkadaşlar şöyle x kare artı 4'ün integralinde bakın dx. Burada arkadaşlar sıfırdan 1'e giderse ancak bu integrale eşit olur. O zaman bu aslında bu integraller arasındadır. Hocam bu sıfırla 1'i nereden bulduk? Arkadaşlar sıfırla 1'i en başta şurada belirli integral diye bir konu vardı. Bakın şurada bir saniye gösterelim. Şurada bakın belirli integral vardı. Gördük mü belirli integral diye bir tanım yazmıştık. Şöyle Biraz daha gidelim. Ha, burada belirli integral diye bir tanım yazdık. Burada arkadaşlar B A ne? Aralık değil mi? Soruya dönecek olursak, aralıkla alakalı. Yani burada sorumuzda arkadaşlar şöyle geldiğimizde, bu soruda arkadaşlar aralığımız sıfırla bir aralığında değil mi? Evet, o yüzden biz de burada sıfırla bir aralığında yapmış oluyoruz arkadaşlar. Cevabımız buna eşittir. Şimdi devam edelim. 32. Sorumuza geldik. Bakıyoruz. A bu soruda aynı sorunun hem alt rimanını hem üst rimanını hem de orta noktadaki rimanını bulmamız isteniyor. O zaman bakalım. A sorusundan başlayalım arkadaşlar. Şöyle hatta bunu bunu da hareketle yapalım. Çünkü yine kalem sıkıntı çıkarıyor. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Alt rimanına bakıyoruz. A sorumuza baktık. Arkadaşlar hepsinin aralığı aynı olacağı için delta x hepsi için buluyorum. 10 eksi 2 bölü 4'ten 8 bölü 4 yani 2 gelecek. O zaman arkadaşlar alt aralık diyorsa alt toplam diyorsa 2'den başlıyoruz. Şöyle 4 6 8 diye gidecek doğru mu? O zaman arkadaşlar 2 parantezinde f2 f4 f6 ve f8'i kabul ediyoruz. Şimdi bakalım buradan ne gelecek yazarsak 2 çarpı. Şimdi şurada bütün değerleri buluyorum f2 değerini buluyorum arkadaşlar. Fonksiyonumuz ne? X kare x kare e, artı 2x eksi 3. Şöyle kalem burada yazmıyor. O zaman f2 dediğimiz değer şurada yazalım. F2 dediğimiz değer arkadaşlar ne gelecek 2'yi yazarsak? 4 artı 4 8 eksi 3'ten 5 gelecek. 5 artı f 4 dediğimiz değer arkadaşlar 4'ün karesi 16 artı 8'den 24 3'ü çıkarırsak 21 gelecek arkadaşlar. Tekrar kontrol edelim. 16 artı 8 24. 3 çıkardık 21 geldi. 6 F6'yı bulalım. 6 yazdık. 36 arkadaşlar. 36 artı 12'den 48. 48'den 3 çıkarsa 45 gelecek. Artı F 8. 64 artı 16 arkadaşlar. 64 artı 16 80. 3 çıkarırsak 77 gelecek. O zaman bunların toplamı ve çarpımı ne olacak? 2 çarpı bakın 25, 45 daha 70, 77 daha 147 çarpı 147. Bu da ne olacak arkadaşlar? 290 şöyle 147 değil bir saniye. Şurada arkadaşlar bir saniye. Ee, toplamı 147 olmaz ki 148 olur. 148 buradan 296 gelecek diyoruz. Bakın A sorumuz böyle. Şimdi B'ye bakalım arkadaşlar. Hareket ettirelim bunu biraz daha çekelim aşağıya. Bu zaten grafiğimizin artık çok çok bir önemi kalmadı. B'de de arkadaşlar üst toplamı. Delta x'imiz yine aynı. 2 çarpı bu sefer üst toplamda dedik ki ilkini atlıyoruz. F2'yi atlarsak o zaman F4 artı F6 artı F8 artı f 10 ekliyoruz. Peki zaten 4, 6, 8'i bulmuştuk. Onu bulalım arkadaşlar. F10 dediğimiz değerde F10 dersek arkadaşlar. Şöyle şurada da yapabiliriz. F10 dersek arkadaşlar ne gelecek? 10 yazarsak 100 artı 20 120'den 3 çıkarsa 117 gelecek. O zaman bakın 2 çarpı 4 4'ü ne bulmuştuk? F4'ü 21 artı 45 artı 77 artı 117'yi bulduk. Şimdi bunları toplayıp 2 ile çarparsak bakalım 21, 45 daha arkadaşlar. 66 70 ya da daha 143 143 117 daha 260 olacak. 2 çarpı 260. Bu da bize 520 cevabını buldurur. Arkadaşlar şimdi C sorusuna bakıyoruz. C'de de orta noktalarının değeri. O zaman arkadaşlar orta noktaları diyorsa şimdi 2, 4, 6, 8 diye gideceksek. Ortaları arkadaşlar ne olacak? 3, 5, 7 ve 9 olacak arkadaşlar ortaları. O zaman bu değerleri bulalım şimdi. Onları da şurada bulalım. Bakın f fonksiyonumuz x kare artı şöyle yazalım. x kare artı 2x eksi 3'tü. Doğru mu? O zaman yazalım. f 3 yani 9 artı 6 eksi 3'ten 12 gelecek. f 5 arkadaşlar 25 artı 10 eksi 3'ten 32 gelecek. f 7 49 artı 14'ten 63 eksi 3'ten 60 gelecek arkadaşlar. Ve F9 81 artı 18 eksi 3'ten kaç gelecek? 96 gelecek diyoruz. O zaman yazalım. 2 çarpı F3 12 artı 32'den 44 artı 60 daha 104 artı 96 daha 200 gelecek diyoruz. Yani 2 çarpı 200'den de 400 olur diyoruz cevabımıza. Evet. Buradan da bunları bulmuş olduk. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar neyi bulduk? f değerleri, e, Riemann alt toplamı, üst toplamı ve orta noktaları. Bakın baktığınızda orta noktalarındaki değer alt ve üstün arasında. Yani aslında orta noktadaki değer bize en yakın sonucu veren değer oluyor. Şimdi arkadaşlar 33. sorumuza devam edelim fonksiyonu veriliyor. Buna göre tanım aralığı 4 eş parçaya bölünüyorsa yani 4 eksi 0 bölü 4'ten 1. Demek ki delta x'imiz 1'e eşitmiş arkadaşlar. Parçalamasına ait alt toplam kaç birim karedir? Alt toplamı soruyor bize. O zaman arkadaşlar bakın birer birer atacaksa bu nedir? 0 doğru mu? 0'dan başlar. 0, 1, 2, 3, 4. O zaman biz alt toplam dediği için 0'dan başlıyoruz. Yani Delta x çarpı f0 artı f1 artı f2 artı f3 yapıyoruz. Kapattık. Şimdi fx fonksiyonumuz ne? 2x mi? O zaman yerlerini yazıyoruz. f0 0 eşittir. f1 2 f2 kaç? 4 ve f3 6 olacak. O zaman arkadaşlar bunların toplamı ne olur? 2 artı 4, 6, 6'dan 12 gelecektir diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki 1 ile 5 aralığında tanımlı fonksiyonumuzun grafiği verilmiş. Buna göre 1 ile 5 aralığını 4 eşit aralığa bölerek elde edilen üst toplamı. O zaman 1 e atlayıp 1'den sonrakilere bakacağız. Ama önce delta x aralığımıza bakalım. Kaçar kaçar değişiyor. 5 eksi 1 bölü 4'ten. Bir bulacak mıyız arkadaşlar? Evet. Demek ki birer birer artıyor. Yani 2 3 4. Şöyle üst toplam dediği için zaten üst noktasını alacağız. Şöyle burayı biraz daha iyi çizelim. 2 3 dersek arkadaşlar şöyle şöyle olacak. Şu 3'ten şu gelecek. Şöyle ve 5'ten e, şöyle 4'ten de bu gelecek. 5'ten de arkadaşlar bu gelecek diyoruz. O zaman biz hangi değerleri de alacağız? F2, F3, F4. O zaman 1 çarpı F2 artı F3 artı F4 ve artı F5 diyeceğiz. O zaman bakalım. F fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? x kare eksi 2x artı 3. O zaman f2 şey f2 değerine bakıyoruz. f2 yazdığımızda 4 eksi 4 artı 3'ten 3 gelecek. f3 yazdığımızda 9 eksi 6 artı 3'ten 6 gelecek. Ve f4 yazdığımızda 16 eksi 8 artı 3'ten 11 gelecek. Ve f5 yazdığımızda arkadaşlar 25 eksi 10 artı 3'ten 18 gelecek diyoruz. O zaman yazalım. 1 çarpı f2 3 6 11 ve 18 buradan da arkadaşlar ne gelecek cevabımız 38 birim kare gelecek üst toplamımız cevabımız 38 buluyoruz arkadaşlar bugünlük bu kadar bugün neler gördük arkadaşlar bugün Riemann toplamını gördük Riemann toplamında alt üst ve orta nokta terimlerini gördük. Şimdi burada tekrar gösteriyorum. Bir eğrimiz var. Şöyle verildiği zaman arkadaşlar bakın renkli kalemlerle göstereceğim. Burası işte 1 ile 5 aralığı olsun ve eşit aralıklara bölelim. 2, 3, 4 bölelim arkadaşlar. Şimdi bunu yaptığımız zaman bakın kırmızıyla çizeceğim olan alt sınır olacak tamam mı? Alttan o zaman bakın alttan dikdörtgenlerimizi oluşturuyoruz. O zaman arkadaşlar görüntülerimizde ne olacak? Burada F2 değeri. Burada arkadaşlar e, şey e, alt dedik. Alt dediysek F1 değeri pardon şöyle. Zaten f 1 alıyoruz. Niye 2 yazıyoruz? F1 değeri. Burada arkadaşlar bakın F2 değerini alıyor. Burada F3 değerini ve F4 değerini alıp bitiriyor. Şimdi kırmızılar da böyle. Şuraları bir silelim kapalık etmesin. Mavi yaptıklarımda arkadaşlar üst triman. Yani üstü baz alarak üstü alırsak arkadaşlar şöyle 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 ve böyle oluşturacak. Doğru mu? Bakın. üsttekilerde üst triman. O zaman üstte de ne alıyoruz? Bakın 2 3 4 5 aldık. Orta nokta olunca ne oluyor arkadaşlar? Onu da yeşille gösterelim. Orta noktada da şu değerleri alıyoruz. Buradaki değerimizi alıyoruz. İşte şu üste çakışıyormuş gibi olmasın arkadaşlar. Aralarında kalıyor bakın. Gördük mü? Veya şöyle ortasını aldık. Ne oluyor? Denk gelen yani eğride denk gelen yeri alıyoruz bakın. Hop şöyle aldık. İşte buradaki dikdörtgenlerin alanlarını alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları öğrendik bugün. Bir sonraki dersimizde de belirli integral ne demek bunu öğreneceğiz. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Bol bol çalışın arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.